Sert Sorular'ın yeni bir bölümünde yeni bir konuk ve yeni bir konuyla yeniden karşınızdayız. Bol yenili bir girişin ardından konuğumu tanıtmak gerekirse Sapancalı kendisi. 1941 doğumlu ve polis enstitüsünden mezun olmuş, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni Bursa İş İdaresi Enstitüsü'nde master yapmış, emniyet müdürlüğü yapmış Giresun'da ve Tekirdağ'da, emniyet genel müdürlüğü, teftiş kurulu, İstanbul Bölge Başkanlığı yapmış, Fatih Belediye Başkanlığı yapmış, birkaç federasyonun başkanlığında bulunmuş, İçişleri Bakanlığı yapmış, evli ve daha sonra siyasete atıldı, parti kurdu. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla bütün okları ve dikkatleri üstüne çekti. İçişleri Bakanlığı dönemi belki de daha önce hiç olmadığı kadar gazetelere manşet oldu. Kısmen yolsuzlukla yaptığı mücadelelerle haberleştirilirken kısmen de tırnak içerisinde işkence iddialarıyla gündeme geldi. Adı çok sık duyulduğu dönemden bu yana son dönemlerde de yaptığı çeşitli konularda terör, mafya ve diğer konularda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi Sayın Saadettin Tantan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Sayın Tantan. Öncelikle bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Malum programımızın adı Sert Sorular ve sizin için bazı sorular hazırladık. Ben şahsi olarak merak ettiklerim, değerli ekibimizin hazırladıkları ve ekranı başında bizi izleyenlerin yönelttikleri soruları ve yöneltecekleri soruları size iletmeye çalışacağım. Muhtemeldir ki bazıları hoşunuza gitmeyecek ancak ben size açıklıkla yöneltmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Bu sorumuza geçmeden önce şöyle başlayabilir miyim? Bütün konuklara yaptığım bir bilgilendirmeydi. Tamam, olabilir. Buyurun. Yani bugün 21 Aralık Nardoğan şahsınızda, TVNET izleyicinin şahsında Yüce Türk Milleti'nin Nardoğan'ını kutluyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. Onun da hikayesi bir hayli derin bir hikaye. Nar'ın bereketinden ve bugün nar yiyenlerin bir yıl boyunca hasta olmadığın inanışından yola çıkarak yani Türklerin geleneksel şeyi bir Nardoğan bir nar konusu var. Evet. Bir başka şey yine Türkistan'dan bir ağacın yani tek tanrı dine geçmeden önce Türkler inandıkları tek tanrı yandıkları için o ağacın etrafında aşiretler insanlar toplanıyor ve oraya çaputlar falan bağlanıyor. Oraya bütün herkes yiyeceklerini, hediyeleri falan getiriyorlar. Ve böylece bir kaynaşma oluyor. Geleneksel olarak Likun İmparatorluğu'nun kuruluşunda o gelenek batıya taşındığı için de batıdaki bu çam dikme hikayeleri falan oradan geldiği ifade ediyor. Aslında bizden çıkmış yani bu olaylar. Evet. Şimdi bayağı geriden başladık ama ben tamam. Sizi biraz İçişleri Bakanlığınız dönemlerine getireceğim. FETÖ örgütüyle ilgili yaptığınız bir açıklama var. Diyorsunuz ki 15 Temmuz'u iktidar önceden biliyordu ve buna karşı önlem alınmadı, gereken tedbirler alınmadı ve darbe geldi diyorsunuz. Bir, FETÖ ile mücadelede nasıl bir eksiklik görüyorsunuz? İki, İçişleri Bakanlığı döneminizde nasıl mücadele ettiniz ve darbenin önceden bilindiği iddiasını neye dayandırıyorsunuz? Bunu ben ne zaman söylemişim? 15 Temmuz'dan birkaç ay sonra katıldığınız bir televizyon programında diyorsunuz ki önceden haber aldılar ve karşı darbeye kalkıştılar diyorsunuz. Ben diyorum. Evet. Fethullah Gülen ile ilgili yine polis kolejinde okuyan ismini şimdi zikretmek istemiyorum. Kitapta yazıyor konuda. Kendi arkadaşlarla ilgili yazdığı kitap çerçevesinde Emniyet Genel Müdürü İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerin takibi ve kontrolü var. Oradaki görevler o günkü yasal mevzuat çerçevesinde aktif görevlerden pasif görevlere benim zamanımda çekildi. Yani o günkü yasal mevzuat çerçevesinde görevden alamıyorsunuz, atamıyorsunuz, ihraç edemiyorsunuz. Aktif görevden pasif göreve çekiyorsun. Öyle aşağı yukarı 100 kişi falan aktif görevden uzaklaştırıldı o dönemde. FETÖ'cü müydü bu isimler? O FETÖ'cü diye, Fethullah Gülen sempatizan diye öyle kitap yazmışım. Yine kolejli bir öğrenciyim. Kendi arkadaşlarıyla yazıyor. Hı hı.
Siz görevden uzaklaştırarak mücadele ettiniz bu isimlerle? Aktif görevden pasif göreve çekildim. O günkü yasa mevzuattan şey yapamıyorsunuz yani. Daha ötesi olsa daha ötesini yapar da anlamına mı geliyor bu? Yani insanların hak ve özgürlükleri önemli. Sosyal haklar önemli. O kanunların dışına çıkamazsınız ki. Yani yasal olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Hı hı. Ama onun dışında şey yapamazsınız. Peki FETÖ'cü olduklarını nasıl tespit ettiniz? Az önce ifade ettiğim gibi arkadaşları yazmış. Bunlar Fethullah Gülen'in sempatizanları. Oraya gidip geliyorlar diye. Hı hı. Peki örgütün bu kadar organize bir yapı olduğunun farkında mıydınız o zamanlar? 99 ve 2001 yıl arası Fethullahçı terör örgütünün bu kadar organize bir yapı olduğunu farkında mısınız? Fethullahçı terör örgütünün iç içe geçtiği herkes tarafından bilinen bir vakadır yani. Kimlerin koruyup kolladığı, kimlerin destek verdiği. Kimler destek veriyordu? Ya bu konuda bir sürü kitaplar yazıldı, şeyler yazıldı. Bilmiyorum ki. Bir sürü ben mesela süreç içerisinde belediye başkanlığı yaptım, polislik yaptım. Ama Fethullah Gülen hareketiyim. Biliyorsun her akşam şeylerden, spor kulübü başkanlarından tutun da siyasetçilere kadar, belediye başkanlarına kadar herkes iç içe ondan fotoğraf vermek için yarışıyorlardı. Bir tek ben o şeylere hiç gitmedim. Hiç davet aldınız mı? Hiç katılmadım, hiç gitmedim, hiç uzak durdum hep. Neden uzak durdunuz? Ne gördünüz? Niye uzak durdum? Sana göre niye durdum? Bilmiyorum. Ona demek efendim, ki... benim çok sevdiğim bir kalıp vardır bu programda kullandığım. Burada soruları ben sorarım. E tamam. İşte ben de söylüyorum. Ben niye gitmedim? Allah korudu bizi demek ki. Pekala. Şimdi katıldığınız diğer programlarda kullandığınız ifadelere baktığımda özellikle iktidarı FETÖ ile mücadele konusunda çokça eleştiriyorsunuz. Ama geçmiş dönemlere özellikle İçişleri Bakanı olduğunuz döneme baktığımda eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın o dönemde hazırladığı bir şey var. 1999 yılında hazırladığı Fethullahçılar ve IŞİD Örgütü adlı bir rapor var. Bu rapor hazırlandıktan ve DGM'ye sunulduktan 3 gün sonra sizin imzanızla kendileri görevden el çektiriliyorlar. Telekulak olayı. Evet, telekulak vakası. O çok o ayrı bir program konusu yani. Çok uzun bir konu. Buyurun konuşalım. Yok, uzun bir konu yani o. Telekulak olayı. O mahkemeler falan taşındı. İşte o zaman... Sonra aklandılar bunlardan. Aklandılar. Onun için konuyu fazla değişmeye gerek yok. Çünkü mahkeme sefahatı yaşandı. Onların kimleri dinlediği, ne maksatı dinlediği hepsi açığa çıktı. Cevdet Bey'in ama eski Ankara Emniyet Müdürü'nün açıklaması bu yönde değil. Kendileri diyorlar ki bizi susturmak için böyle bir şey uydurdular. Telekulak çetesi olduğumuz iddiasıyla emniyetten uzaklaştırdılar ve Fethullahçı örgütlenmeyle ilgili devlet arşivine giren ilk raporu hazırlamamızın ardından bütün görevlerimizden el çektirdiler dediler. Siz de dönemin İçişleri Bakanı olarak bence o telekulak olayından sonra mecburen açığa alındılar. Yani çünkü kendi görevlerinin dışında, kendisine verilen görev dışında farklı bir görev ifade ettikleri için onlar hepsi mahkeme kararı falan şeyler değil, dinlemeler değil. Yani özellikle teknoloji kullanırken yetkiler bakımından mahkemelerden karar almak gerekiyor. Evet. Hangi maksattan dinleyin, maksatla dinleyeceksin, hangi süreyle dinleyeceksin gibi. Bunlar çok teknik konular ve bu konudaki yasal mevzuatlar da açık ve net. Ona iyi bakmak lazım. O ayrı bir konu için ona fazla girmeye gerek yok. Peki Ankara Emniyeti'nin ve İstihbarat Daire Başkanı'nın hazırladığı Fethullahçılar raporu neden rafa kaldırıldı? Kim kaldırdı? Sunulduktan sonra raporun ikinci safhasına geçilmeden zaten ilgili müdürler el çektirildiği için hakim kalmış yani sonuca ulaşamamış. Hatta raporun bir cümlesini burada paylaşmışlar.
Deniliyor ki Fethullahçı örgütten 1999 yılının 18 Mart'ında DGM'ye sunulan raporunda şöyle bir kısım var. Belki silahlı bir cemiyetten söz etmek şimdilik mümkün değildir. Ancak ele geçirmeyi hedeflediği devlet kurumlarından bazıları dikkate alındığında hedefi topyekun ele geçirme şeklinde ve bu kurumların yöneticilerinin ışık evlerine yetişen mensupları tarafından işgal edilmesiyle mümkün olacağı gerçeği kendi deyimleriyle itiraf edilmiş bir suç olarak karşımızdadır ifadesi geçiyor. Tam olarak terör örgütünü aslında burada tanımlamışlar. Ama Cevdet Sarıoğlu'nun ifadesine göre biz bu raporu ikinci kısmını yazmaya mahal bırakmadan görevden alındık diyor. Hatta evet. Kendisi sizinle görüşmüş. Kendisinin 7 Haziran 1999 tarihinde Bakan Bey ile yaptığım Saadettin Tantan'la yaptığım görüşmede şunu ifade ettim ona diyor. Medya mensupları senin arkadaşın olur. Söyle onlara yazmasınlar cevabı vermişsiniz. Onun size efendim bizim hakkımızda telekulak çetesi ifadeleri yazılıp çiziliyor. Bunlara karşı İçişleri Bakanlığı olarak bir açıklama yapalım. Bizim böyle bir şey yapmadığımızı siz buyurun beyan edin diye ifade ettikten sonra sizin ona medya mensupları senin arkadaşın olur. Sen söyle onlara yazmasınlar dediğiniz ve aynı görüşmenin ertesinde de kendisinin ve ekibinin açığa alındığını ifade ediyor. Daha da ilginci bir hafta sonra Fethullah Gülen'in Amerika'daki koruma polisinin görev süresinin uzatılmasının altında da sizin imzanız var. O kadar yanlış haberler ki bunlar. Buyurun siz düzeltin. Şimdi ben İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdum. Hemen o gün Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı rahmetli oldu. Şimdi ismini söylemek istemiyorum. Bir şey getirdim. Yazdım. Okudum. Fethullah Gülen'in koruma polisinin görev uzatılmasıyla ilgili. Ben de şaşırdım. Fethullah Gülen'in koruma Fethullah Gülen Amerika'da ya, koruması mı var diye. Evet dedim. Peki biliyorsun koruma kararları vilayetler veriyor. Evet. İstanbul Valiliği. Ben dedim ki ya bu nasıl olur şimdi koruma Amerika'da nasıl uzatılacak? Delal hemen müsteşara şey yaptım. Korumayı tekrar İstanbul Valiliğine söyleyin, korumayı iptal etsin. Gerisini geri çağırın diye. Çünkü özellikle Amerika'dan gelmesi, Dışişleri Bakanlığı yazılacak, koruma kararı kalkacak, geri çağırılacak falan zamana ihtiyaç var. Konu bu. O gazeteye yanlış aktarıldı. Yani insanlar biz söylüyoruz, yazı meydanda şey belli, korumayı kimin verdiği belli. Bizim üzerimize geliniyor o zamandan. Onun için ben bu konuya niye girmek istemedim? Buyur. Bu konu telekulak olayı, dinleme olayı. Yine isim vermek istemiyorum. Kimin ne maksatta dinlediği. İsim vermezseniz nasıl anlayacağız? Siz biliyorsunuz, biz bilmiyoruz. Efendim bak çoğu rahmetli oldu. Yani telekulak olayı. Cevdet'e çıksın, Osman Akta çıksın. Desin ki biz bu dinlemeleri şurada yapıyorduk, şu maksatta yapıyorduk diyebilirler. Hepsi de ikisi de hayatta. Kendileri masum olduklarını ifade ediyor. Herkes masum zaten. Ergun Poyraz'da Ankara İstihbaratı'nın mimlediği bir ajandı. Polis mimlediği bir ajandı. Ergun Poyraz'da bir sürü kitaplar var değil mi? Ergun Poyraz'ı ne diye tanıyorsun sen? Ben tanımıyorum. Onlar tanıyor. Nereden tanıyorlar? Kendi mimlediği ajanları. Benim kafam iyice karıştı. Niye karışmasın? Eski hukuk sistemine göre yani ajan konusu, ajanlık konusu kıyasi statüsüne göre mahkemeler bir konu hakkında bir polis veya jandarma çalışma yapacaksa o konuda yetki veriyordu. Ne zaman ki biz bakan olduğumuz dönemde Palermo Sözleşmesi'ne kaynaklanan çıkarması suçlarla mücadele yasası Ordonans Profesör Süleyman Hocamızın başkanlığındaki heyet çıkarttığından bu yasa içerisinde ilk defa ajan kondu. Ajan devlet memuru olması gerekiyor. Ajan. Yani çivi sağlam olamaz. Hep böyle kullanıldığı için de hep
bu insanlar kendi lehlerine çalıştıkları için çok leke sürdüler çalıştığı kurumlara. Yani o görevlerin dışında farklı alanlara da... Konudan kopmadan, siz diyorsunuz ki ben Fethullah Gülen'in koruma polisinin görev süresini uzattırmadım diyorsunuz. Evet, gerisin geri çalmasına... Peki bu gerçekleşti mi? Evet, ama zaman aldı tabii. Zaman aldı. Yani şimdi çünkü Dışişleri Bakanlığı'na sunulacak, oradan yazı gidecek, oradan gelecek falan bir zaman alacak. Hatta koruma orada yanlış hatırlamıyorsam rapor falan aldı, birkaç uzattı falan diye. Aklımda yanlış kalmadıysa bilmiyorum. Belki arşivde şey vardır. Bu detaylar tabii belgelerle sabittir. Elbette ki devletin de bütün... Arşivlerde bütün bu bilgiler vardır. Arşivlerinde vardır. İkinci bir konu, özellikle size en çok yüklenilen alanlardan bir tanesi işkence iddiaları. Hiç işkence yaptınız mı? İşkencenin ağır bir suç olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle 50. hükümet döneminde yapılan düzenlemelerle o konuda kesin yasalar Türk hukuk sistemine girdi. Onun için o konuda öyle bir şey varsa zaman zaman içeri aldığımız suçlar tam bize işkence yaptı diye söyleye geldiler. Biz dedi ki buyurun ispatlı şey yapın o zaman, nerede işkence yaptı, ne zaman yaptı, ne maksatlı yaptı. Yani sırtında kaçak çuvalı sırtına yüklemişsin. Her türlü kaçakçılığı yapıyorsun, yolsuzluğu yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki işkence yaptı. Peki bunları sen konuşmadın mı? Ben mi konuştum? Çünkü ben özellikle Mali Şube Müdürlüğü döneminde Türkiye'nin bilinen de bilinmeyen özellikle ihtilal döneminde Birinci Ordu Komutanlığı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı böyle yaptığım, yurda dön çağrısıyla yaptığım, Adana Babalar denen Bulgaristan'daki Kindex firmasından oradan Orta Doğu ve Türkiye üzerinden bu bölgeye her türlü kaçakçılığı üstlenmiş. Bütün insanları sorgulayan, araştıran ve mahkemeye sevk eden bir kişi olarak da hepsini bildiğim için her giden bunu söylüyor. Peki kardeşim, kaçakçılığı, mermileri, şeyleri getiren sen değil misin? Sen... Kaçakçılardan bahsetmiyoruz. Mesela siz bir televizyon programında bunları söyledikten sonra söz hakkını alan gazeteci Orhan Gökdemir'in anlattığı anıları var. Diyor ki 12 Eylül'den önce çok muktedir bir emniyet müdürüydü. O zaman Milli Selamet Partisi'nin yakın olduğu söyleniyor. Beyoğlu'nda ilk hortumlu operasyonları o başlatmıştı. Mekanları basar, hoşuna gitmeyen insanları hortumla döverdi diyor. Giresun'da ben o zaman lise 2. sınıftaydım. 1979'dan söz ediyoruz. Ben hayatımın ilk işkence deneyimini Tantan'ın emniyet müdürü olduğu zaman Giresun'da yaşadım. Sahra telefonu, yani çevirdiğinizde elektrik veren aleti o zaman gördüm. İşkence var, sadece Mehmet Evmür yapıyormuş gibi davranmamak lazım. Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde ve tüm karakollarda işkence yaygın. Orhan Gökçen'in kim, ben tanımıyorum onu. Vallahi o sizi tanıyor işte. Yok, ben onu tanımıyorum. Sahra telefonuyla çevirdiğinizde elektrik veren aletle işkence gördüğünü söylüyor siz tarafından. Bu yalan söylüyor. Giresun'da Emniyet Müdürlüğü yaptınız değil mi? Kaç yaşındaymış o zaman, yaptım evet. Lise 2'deyse 14 yaşında falanmış. Bir kere çocukmuş yani, nasıl? O zamanlar Giresun'da sokakta gezmek mümkün değil. 1979. Sokakta gezmek mümkün. 80'de gittim ben. 1980'de gittim. 80'de gittim. Dışişleri Bakanı, o zaman meşhur Dışişleri Bakanı beni oraya şey yapmıştı. Giresun'da. O rica etmişti. Gittim 3-4 ay kaldım orada. Lise talebesiyim. Dışarı çıkmak neden mümkün değil? Efendim, lisede sokak şeyden, Giresun'da, Ordu'dan sokaktan ayrışmıştı. Solcu, sağcı diye. Bir yerden bir yere kimse geçemiyordu ki. O yalan konuşuyor. Onun için söylüyorum yani. Tarihler duyuşmuyor diyorsunuz. Yok, nasıl geçecek? Oradan geçemiyor ki sokaktan. Tamamen ayrışmıştı. Valla sokaktan geçemiyor ama sonuçta okula gidebilir değil mi yani? Okula... Efendim, ben diyor ki lise... Belki sokakta değil, başka bir yerde yakaladınız. Nasıl yakalanmış? Ben de anlamadım işte çocuk. Siz hiçbir şekilde sahra telefonunu kullanarak bir işkencede bulunmadım diyorsunuz.
Ya öyle öyle bir şey yok ki yani. Niye işkence yapalım ki? Neden yapasın? Bilmiyorum. İşte onu söz. Ona sormak lazım. Gelsin gelsin burada yüzüme konuşsun. Pekala. Bilmiyorum, bir gün günün birinde ağırlarsa kendisini belki bu soruyu yöneltebiliriz ama maalesef programı telefon bağlayamıyoruz. Senin önüne gelsin konuşsun. Pekala. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra özellikle 90'lara biraz daha dönüş yapacağız ve yavaş yavaş günümüze geleceğiz. Günümüzle de ilgili Sayın İçişleri Eski Bakanı Sayın Saadettin Tantan'ın değerlendirmelerini alacağız. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eski İçişleri Bakanı, daha doğrusu İçişleri Eski Bakanı Sayın Saadettin Tantan'la. Efendim, bugün bir geleneği bozuyoruz. Maalesef bozuyoruz. Çünkü Sayın Tantan'dan sert sorular defterimize bir soru maalesef alamadık. Soruyu ben sana soracağım. Bana mı soracaksın? Evet. Pekala, buyurun. Normalde burada soruları ben sorarım ama hadi bozduk. Devamı gelsin o zaman. Şimdi bugün 21 Aralık tarihi. Önemli bir tarih. 21 Aralık 1943'te Türk hukuk sisteminin kuran Gazi milletvekili Mason hocasının kapatılmasına katkı sağlayan, İsviçre'de talebeyken kapitülasyonların kaldırılması için büyük mücadele veren ve mecliste çıkarak Adalet Bakanı iken istifa eden, ne istifa ediyor? Diyor ki efendim bu, öyle bir teşkilatlama var ki, öyle bir şey var ki mecliste bunlar örgütlü bir şekilde kendi lehlerine, kendi çıkarlarına çalışan milletvekilleri istifa ediyorum diyor. Adalet Bakanı, Türk hukuk sistemini kuran, Gazi milletvekili, Mason hocalarını kapatan kim? 21 Aralık 1943'te rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kimdir? Soru işte o. Soru soruyor. Bunu bilmen, ben bilmiyorum. Tabirimi bilmen lazım. Okurum inşallah. Mahmut Esat Bozkurt. Bozkurt soyadını Atatürk veriyor. Evet. Bu gerçekten Türk milleti için müthiş mücadele veren, Türk hukuk sistemini inşa eden, kuran ve bu konuda büyük mücadele veren Gazi milletvekili Efe aynı zamanda İstiklal Savaşı'na katılan Atatürk'ün soyadını verdiği Bozkurt şeyi oradan geliyor. Bunun 21 Aralık 1943'te rahmetli olduğu için onu da anmadan geçemeyeceğim. Rahmetli almış olalım. Çok dürüst ve namuslu bir insan. Memleket için taş üstüne taş koyana Allah rahmet eylesin. Onun için sorun buydu. Bu sorun üzerinden sen devam edebilirsin. Yani bugün Türkiye'de bu ülke için mücadele eden namusuyla vatanıyla milli kimlikle mücadele eden bir sürü kayıtlı kayıtsız insanlar var. Bu topraklarıma geçmiş bir sürü insan var. Eyvallah. Şimdi bu FETÖ konusunu yavaş yavaş kapatacağım. Bu Telekulak skandalı gündeme geldikten sonra alınan bir kararla emniyetin tüm dinleme cihazlarına el konuluyor. El mi konuluyor? Yani ekiplerin elinden dinleme cihazları alınıyor. Dinleme cihazları kontrol altına alınıyor dersen daha iyi olur. Şöyle, Emniyet İstihbaratı'ndan emekli isimlerin o dönemde verdiği demeçlerde şöyle ifadeler var. Deniliyor ki, uyuşturucu çetelerinin elindeki teknoloji her gün yenilenirken polisin elindeki cihazların deşifre edilmesinde devletin ve milletin ne gibi faydası olabilir? Git bu örgütü çıkar diyenler şimdi polisin yetki ve elindeki teknolojiyle uğraşıyor. Emniyet 200 bin kişilik bir camia, 2-3 kişi hata yapmışsa bunlar hakkında gereken yapılır. Ancak işin içine başka hesaplar var. Tüm teşkilatın elinden cihazlar alınıyor. Açıklaması yapılmış. Bu beraberinde pek çok zafiyeti getirdiği belirtiliyor. Hatta sizin bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki Adnan Oktar örgütüyle ilgili yaptığınız bir açıklamada diyorsunuz ki o kadar ileri teknoloji kullanıyorlardı ki ellerindeki cihazlar emniyet teşkilatında bile yoktu diyorsunuz. Şimdi hal bu böyleyken onları kimlerin kullandığı ne maksatla kullandığı belli hepsi. Adnan Oktar biliyorsun çok iyi aile çocuklar hepsi 2-3 insan bilen. Evet. Hem ailelerinden koparıyor, hem ekonomik özgürlükler olduğu için ekonomik özgürlüğüne çöküyor. Hı hı. Hem de ülkeyi yönetecek son derece iyi yetişmiş
aile çocuklarını kirletiyor. Hı hı. O bakımda o onu kullananlar özellikle ülke yönetmesi gereken bu kadar namuslu, düzgün, iyi yetişmiş insanları şeyden koparıyor. Ülke yönetiminden koparıyor. Çok tehlikeli bir yapıydı o. Onun ortaya çıkarmasında büyük mücadele ettik. Evet. O konuya da ayrıca geleceğim ama Adnan Oktar örgütü dahi bu kadar teknolojiyi son noktasına kadar kullanıyorken polisin elindeki dinleme cihazlarının birkaç yanlış vaka gösterilerek el çektirilmesi yanlış bir karar değil mi? Tamam. İlk defa emniyet teşkilatı üniversiteye kavuştum. Yüksekokula kavuştum. Hı hı. Üniversite ve yüksekokula kavuşurken teknolojiyle buluştum. Bütün teknolojik gelişmeler hepsini sağladı. Hem polis teşkilatından hem de jandarma teşkilatından. Hı hı. Hem laboratuvar bakımından hem de dinleme bakımından. Onun için onun bütün altyapılar yapıldı. Tamamen yapıldı yani ondan. Eskiden bunlar yurt dışından satın alınıyordu. Bunlar Türkiye kendisi üretti. Yani kendisi üreterek bunu... Yani şey siz yaptı. Diyorsunuz ki biz ellerindeki dinleme cihazlarını almadık, daha iyilerini mi verdik diyorsunuz? Efendim şartlar mecburen, şimdiki şartlar da farklı. Hı hı. Ona göre yenileniyor. Yani bu Avrupa Birliği'nde özellikle Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelerek Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarlığı nasıl inşa edecek diye şey yapılırken hep bunlar tartışıldı. Hı hı. Türkiye'de de güvenlik mimarlığı inşa sürecinde bunlar hep tartışılığa geldiği için ihtiyaçlar neyse onlar belli oluyor ve ona göre de şeyler yenileniyor. Yenilenmesine bir sorun yok da buradaki haber... Alınmaz ki yani. Yani tarihte 18 Temmuz 1999 başlık istihbaratın kulağı çekiliyor. Hemen alt başlıkta da telekulak bahanesiyle emniyet istihbaratı hizaya getiriliyor. Kadrolardaki değişikliğin ardından emniyetin dinleme cihazlarına el konuluyor. Efendim emniyetteki dinleme cihazları tamamen mahkeme kararlarıyla dinlemesi gerekiyor. Hı hı. Az önce ifade ettim. Hı hı. Onun dışına çıktığı zaman orası kontrol altına disiplin, denetleniyor, disiplin altına alınıyor. Hı hı. O bakımdan orası da disiplin altına alındı. Ama cihazdan el konmaz. Yani ilgili kararlar alındıktan sonra, mahkeme kararları verildikten sonra dinleme de yapılabiliyordu yani o dönemde. Zaten mecbur yapacaksın. Şeyin çıktığı yer şu, buradan varılmak istenen sonuç şu. O dönemde İstihbarat anlamında işte bu dinlemeler, takipler yeterli teknolojiyle yapılamadığından FETÖ gibi örgütlerin önü bir anlamda açılmış oldu. Çünkü takipten diyorsun. Çıkıyorlar. Yani anlam bu. Siz doğrusunu siz söyleyin. Efendim, buyurun. O zaman bizim dönemimizde yakalananlar uzaylılar mı gelip bildirdi? Bir sürü operasyonlar oldu. Kim bildirdi bunu? Uzaylılar mı gelip haber verdi? Hepsi özellikle tamamen KOM diye ifade edilen kaçakçılık şey teşkilatı, istihbarat teşkilatı, müfettişler, ilgili bakanlık müfettişleri hep beraber projeli çalışma kapsamı. Projeli çalışma nedir biliyor musun? Nedir? Projeli çalışma önceden konunun uzmanlarının bir araya gelerek, hı hı, o günkü Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığının başkanlığından heyet oluşturulur. O çalışma yapılır. Neydi? Herhangi bir konuda intikal eden bilgi bakımından, o bilginin özellikle bir delillendirilmesi, daha alt bilgiyle ulaşabilmesi bakımından o konuda çalışan uzmanlar, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı, uzmanlar, mahkeme başkanı bir araya girer ve delilleri şey yaparlar, incelerler. Derler ki bu deliller kafi değil, devam edin. O zaman şeyi uzatma kararı verir. Dinlemenin uzatma kararını verir. Hı hı. Mahkeme. Yani diyorsunuz ki o zaman dinlemeyi de yapıyorduk, teknik takibi de yapıyorduk, fiziki takibi de yapıyorduk. Mahkeme kararları bunlar. Tamam, bunlarla yapıyorduk. Bir sürü operasyonlar yapıldı. Biz yapmadıysak uzaylılar mı yaptı diyorsunuz? Bir sürü operasyonlar yapıldı. Ama aynı dönemde Fethullah Gülen yanında bir koruma polis memuruyla yurt dışına da gitmiş. Demin ben ne anlattım koruma polisleriyle ilgili? Başka birisine mi anlattım? Yok, hayır. Anladım. Ama gittiği de bir vaka değil mi? 99'un ilk şeyinde. Efendim ilk İstanbul Valiliği vermiş. Koruma kararlarını valilikler verir. Hı hı. Yani valilikler kişi veya kişi hakkında ister yetkililer hakkında kim koruma istiyorsa, hı hı, hakkında sürekli güncelleme yapar. Tehlike devam ediyor mu, tehdit devam ediyor mu,
öldürme korkusu var mı, hangi örgütler takip ediyor diye sürekli günceller. Eğer tehlike ve tehdit varsa korumaya devam eder. Yoksa koruma kararını kaldırır. Yani bakanlık ona emir verir. Bu koruma kararı nasıl oluyor diye. Biz öyle bir emir verdik, kaldırttırdık. Sizden önceki mi acaba, önceki bakan mı acaba onaylamış koruma kararını? İstanbul Valiliği veriyor. Tamam. Ama İstanbul Valisi de sonuçta... Önceki bakan onaylıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil mi? Evet. Sizin yani şey, selefiniz. Selefiniz yani önceki bakan. Bizden önceki bakan. Kim verdiyse bilmiyorum. Belki daha önceki verdi, bilmiyorsun ki. Anladım. Şimdi geçtiğimiz aylarda yaptığınız bir açıklama var. Başörtüsü eylemlerinden bahsediyorsunuz. İstihbarat operasyonu olduğunu söylüyorsunuz. Neye dayandırıyorsunuz bunu? Beyazıt'taki... Yakalandı onlar hepsi. Üniversitenin önündeki yakalandı başörtülü hepsi. Kızların eylemlerini... Hepsi yakalandı. Nasıl hepsi yakalandı? O eyleme katılanların ne maksatla katıldığı, kimlerin kullandığı. Hepsi bunlar yakalandı. Bunlar arşivlerde var. Bilinen konular. Bunlarla vakit bilmiyorum. Kaybettirmem. Ben bilmiyorum. Yakalandı bunlar diyorum. Çıksın birisi yakalanmadı desin. Ya o dönemde başörtülü kız öğrencilerin gözaltına alındığını biliyorum da ajanlıkla, istihbaratla suçlandıklarını bilmiyorum açıkçası. Fatih Belediye Başkanı iken, o zaman bir parantez açayım. Fatih Belediye Başkanı iken Giresun'da Emniyet Müdürlüğü yaptığım için Giresun'dan emekli olmuş bir hoca bana geldi. Ben belediye başkanı iken kapım açıktı. Yani her vatandaş girip bir şey yapabilir. Kapım açıktı. Hatta odanın yarısında öğrenciler vardı. Orada başında bir akademisyen hoca vardı. Öğrenciler sanat tarihi hocası, mimarlık hocası. Mimarlıkla ilgili hoca talebeler vardı. Onlar orada Fatih'le ilgili proje çalışması yapıyorlardı. Hoca geldi dedi ki ben emekli oldum, bir yer tuttum. Nerede tuttun hocam? İşte bir yer isim söyledi, burada tuttum. Aşağı yukarı 40 öğrenci alacağım oraya. Biraz da ben ekonomik şeyimi geliştirmek istiyorum, para kazanmak istiyorum. Nedir hocam dedim. İşte ben de burada bu tarz şeyleri, kızları burada toplayacağım. Onlardan işte etraftan para toplayacağım. Ve böylece kendi ekonomik özgürlüğümü elde edeceğim diye şeydi. O zamanlar biliyorsunuz Anadolu'dan gelen kız çocuklarım, Anadolu insanın hassasiyeti içerisinde kız çocukların 10 kişinin kalacağı yerlere 40 kişi kalıyordu çocuklar. Yurt azlığı vardı çünkü. He? Yurt azlığı vardı. Yani çünkü kızlarımıza halel gelmesin, evet. Namusları şey olmasın diye. Evet. Onların şartı şuydu, şu kıyafeti giyeceksin ve eylemlere katılacaksın diye. Kızlar Beyazıt kampüsünün önüne taşınıyordu biliyorsun. Orada bu kampüste rol alan insanlar, bunlar hepsi geçmiş bilinen, sonradan ortaya çıkan isimler, hepsini yakaladık. Tabii şimdi parantez açsam desem ki, 90'lı yıllarda Fatih'te Eylül Ufak'ta kurulan gazete ve dergilerde fikri altyapısı oluşan yapı neydi? Neydi? Yeni Zemin dergisinde ve diğer dergilerde fikri altyapısı oluşan, işte orada editörlüğünü yapan ve bugün uygulanmış olan, uygulamaya sokulan silahlı kuvvetler böyle olacak, eğitim sistemi böyle olacak. Yazılan Mehmet Metinler'inden, az önce programda bulunan Mehmet Metinler'inden editörlüğünü yapan Bakan Yalçın Akdoğan'a kadar, Dilip Ak'tan İhsan Aslan'a kadar bir sürü isim var burada şey yapan, yazı yazan. Bunlar tek tek saymama gerek var mı, yok? Yok, isterseniz sayabilirsiniz de ben nereye bağlayacağınızı anlayamadım. Burada dergide insanlar bir devlet yönetimi konusunda bir ütopya oluşturabilirler. Fikri altyapısı oluşarak ne oluyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel altyapıları ortadan kaldırmak, özellikle bağımsızlık ve özgürlük bakımından ve inanç özgürlüğü bakımından Türkiye'nin tutsaklığının devam etmesi bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesinden uzaklaşan yeni bir devletin inşa sürecinde
açılım sağlayan bir fikri altyapı oluşması için. Sayın Tantan, ben doğru mu anlıyorum? Beyazıt Kampüsü'nün önünde, Beyazıt Meydanı'nda, İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısının önünde içeriye başörtülüyle giremedikleri için oturma eylemi yapan genç kızlar dergide yazı yazan yazarların nasıl bir devlet tahayyül ettiklerini ifade etmeleri nedeniyle istihbarata hizmet ettiklerini mi söylüyorsunuz? Değil efendim. O da bir proje. Ben perde açıyorum size. Şimdi bizi izleyenler de tam anlasın diye. Buyurun. Yani perdeler açıyorum. Çünkü bu tek başına bir operasyon değil. O başlı başına bilinçli bir şey. Yani şu anda başörtüsünü yasaklayan sistem kimi yasaklattı, ne maksatla yasaklattı, ne açıdan yasaklattı biliniyor. Oradaki kullanılan gençlerin için kullanılıyor. Özellikle üniversitelerde 4. sınıfa, 5. sınıfa gelmiş olan öğrencilerin devam etmesi için orada mücadele eden, hala var olan akademisyenleri tanıdığım için söylerim, onların çırpınışları ve özellikle o günkü üniversitedeki yetkililere çırpındıkları, onları bildiğim için söylüyorum. Bunları yapmayın, kıymayın, şey yapmayın diye. Yani o hocaları bilmiyorum tabii. Varsalar cidden önemli bir şey orada, yapmışlar ama ben orada o çocukların, rektör Alemdar'ın yaptıklarını biliyorum. Efendim işte onlara karşı da üniversitedeki hocaların nasıl mücadele ettiği, rektör Alemdar'ı da kimin bu işe teşvik ettiği. Kim teşvik etti? Kendisi anlatır bilmiyorum. Çağrısını anlatır. Bilmiyorum ki. Ama ortaya kesin bir hüküm koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu öğrenciler oraya istihbari faaliyette bulunmak üzere gittiler diyorsunuz. Öğrencileri kullanan güçler oraya taşıdı. Amaç neydi? Amaç başörtüsü eylemleriyle. Amaç neydi? Başörtüsü eylemleri kim iktidara taşıdı? Kimi taşıdı? AKP'yi taşıdı. Başörtüsü eylemleriyle mi oldu bunlar? Evet. Hala başörtüsünü kullanmaya çalışmıyor mu? Hala mecliste başörtüsü sorunu 1000 yıldır çözülmüş vaziyette. Kimse başına takacaksın falan diye kimse bir şey dedi yok ki. Hiç kimse kimse. 2010'lu yıllara kadar meclise başörtülü bir milletvekili giremiyordu. Bu bir sorun değil mi sizce? Efendim kimse başörtüsü niye girdin diye kimse bir şey demedi ki. En son haddini bildirin diye meclisten kovulmuştu Merve Kavakçı. Merve Kavakçı konusuna hiç girmeme gerek yok. Kimin oraya soktuğu gözümün önünde geçti çünkü. Kim getirdi? Millet getirdi. Yok. Kim? Onu hangi, millet seçti yani. Oraya bir milletvekili götürdü onu. Oraya o da bir projede getirdi. O milletvekili getirmese dahi ertesi gün zaten mecliste yemin etmek zorundaydı. Yemin etmeden milletvekilliğine başlayamıyor biliyorsunuz. O yemin ettirecekti. Hepsi planlanmıştı. Çare kovmak mıydı? Çare kovmak mıydı? Değil. Merve Kavakçı iktidarın çok muhtemel şey yaptı, koruyup kolladı. Ki son dönemde biliyorsunuz başörtüsü konusunu gündeme iktidar partisi getirmedi. Yok, neden ki sorunu çözülmüş vaziyette? Sayın niye Kılıçdaroğlu böyle bir teklifte bulundu. Niye getirdi ben anlamış değilim. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki bunu gelin çözelim yok, dedi. Başörtüsü bir sıkıntısı yok ki. Herkes başının örtüsünü takıyor, kimse şey değil. Yıllarca. Şimdilerde yok. He? Şimdilerde yok. Efendim biz ailemiz, annemiz, babamız, hanımımız başörtüsünü takıyor. Çocuklarımızın isteyen takabilir, isteyen takmaz. Yani çok geçmişe gitmek istemiyorum Sayın Tantan ama ben ilkokulda velisinin başörtülü olması nedeniyle okula alınmayan bir gazeteci olarak karşınızdayım. Benim annem benim veli toplantıma gelemiyordu kamusal alan olduğu için okula. Bu daha, yeterli bir sorun değil mi sizce? Ben Fatih Belediye Başkanlığı döneminde Çarşamba Çukur Bostan'da Eğitim Gönüller Vakfı'nın orada Eğitim Gönüller Vakfı'na eğitim şey yani okul dışı eğitim şeyden sonraki eğitim yani matematikten, fizikten, kimyaya kadar, spordan, sanattan, müziğe kadar hemen her alanda orada bir Eğitim Gönüller Vakfı'na rica etmiştim. Orada bir şey Eğitim Gönüller Vakfı Çarşamba Çukur Bostan'da şey açtım. Oraya kimler geliyordu? Kimler? Özellikle Salıklı çocuklar geliyordu. Böyle ufacık çocuklar. Daha anaokuluna giden salıklı çocuklar, kızlar falan geliyordu. Anneleri çarşaflı falan geliyordu. Bana yalvarıyorlardı. Allah aşkına ne olur çocuklarımızı kurtar diye. Ne bakımdan kurtar? Burası devam etsin.
çocuklar kurtarsın. Çünkü çocuklar koşuyor, oynuyor, mecburen sarıklarını atıyor, şey yapıyordu. Başlarını açıyorlardı. Ben Mahmud Efendi'ye ziyarete gittiğimde Hoca Efendi'ye demişler ki Tantan burada diskotek açıyor diye. Öyle şey yapmışlar. Tantan diskotek açıyor diye. Mahmud Efendi de kovmuş onları Tantan diskotek açmaz diye. Ben de duydum gittim Mahmud Efendi'ye. Bana dedi ki aynen devam edin dedi. Orada senin diskotek açmayacağını biliyorum. Çocukların eğitimi için devam edin dedi şeye. Kursa. O şey çalışmaya devam edin. Hı hı. Çocuklar istifade etsin diye. Hı hı. Orada Yavuz Sultan Selim'in camii önünü açtırdım. İçerisi girilemiyordu. Hı hı. Niye girilemiyordu? Zeyn Tandan bu sizin bunları şunu söylememin söylememin sebebi şahsi girişimleriniz ve yok, şunu söylememin, çocuğun başına sarık mı taktı? Sebebi şu. Kulağına küpe mi taktı? Yok, bizim niye söylememiz alanımız içerisinde olsun ki? Efendim dinlemiyorsun ki. Buyurun. Bunu söylememin sebebi şu. Bir dönem bunu kullananlar hala kullanmaya devam ediyorlar. Gerçekler ortaya çıksın diye söylüyorum. Peki şunu merak ediyorum. O bir okul sonrası eğitim kursu gibi bir yerdi değil mi? Yani evet. Etüt merkezi gibi bir yerdi. Evet. Sorun oraya sarıklı çocukların, çarşaflı annelerin gelmesi değildi ki zaten. Sorun orada mesela o etüt merkezinde eğitim veren eğitimcilerden herhangi birisinin tesettüre girip girememesiydi. Niye? Mesela başörtülü bir öğretmen orada görev yapabiliyor muydu? Hayır. Asıl sorun bu değil miydi? Efendim zaten? Herkes orada... Onu bilmiyorsun işte. Onu da açayım o zaman. Buyurun. Orada öğretmenler kimdi biliyor musun? Emekli öğretmenler, emekli bankacı, emekli anneler yani. Evet. Onlar eğitiliyordu öğretmen gibi. Eğitiliyorlardı. Onlar sistemin başında duruyorlardı. Orası mükemmel bir altyapıydı. Yani kamusal bir alan olmadığı için başörtüsü de belki girilebiliyormuş. Kastettiğim şey aslında çok farklı bir şeydi. Giriliyordu. Demem o ki... Çünkü mesela, kamusal bir alan değilmiş yani. Emekliler görev yaptığına göre memurla... Efendim orası bir Eğitim Gönülleri Vakfı'nın... Vakfa ait bir yere. Vakfa orayı istediğiniz gibi girersiniz. O kamu görevinden daha üst bir görev görüyordu. Nesillerin yetişmesi bakımından. Çünkü önemli olan neslin yetişmesi. Ama bir tarafta da üniversitenin kapısından çevrilen ve üniversite sınavında derece yapmasına ki? Rağmen çevrilen gençler vardı. Ama, kim ama bu sorun buradayken böyle bir sorun yoktu demek de biraz gerçekten çelişiyor sanki. Bunu kullanan zihniyet hala kullanmak için çırpınıyor. Onu demeye getiriyor. Bir zihniyet var bunu kullanmak. Yasayı gündeme getiren işte bahsettiğiniz eğer iktidar partisi o değil yani şu anda. Biliyorsunuz siz de takip etmişsinizdir. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki gelin bunu çözelim dedi. Yani Kemal Bey gelince sorarsın o soruyu niye söyledi. İnşallah geldiğinde ağırlarız. Evet. Ve bu Beyazıt'taki eylemlerle ilgili 1999'un 18 Eylül'ünde çok ciddi bir şekilde Beyazıt kampüsü önündeki genç kızlar darp edilmiş. İlahiyat Fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları başörtülü oldukları gerekçesiyle yapılmadı. Yetkililerle görüşmek isteyen avukatlar ve öğrenciler güvenlik görevlileri polis tarafından dövülmüş. Maalesef tatsız vakalar yaşanmış. O ne zaman olmuş? 99'un Eylül'ü. 18 Eylül 1999 sizin görev süreniz içerisinde. Peki şu soruyu niye sormuyorsun? Aynı dönemde hiç şey olmamasına rağmen lise öğrencileri yani orada hiçbir sorun yokken anne ve babaları tarafından sürekli mecliste niye taşınıyordu? Neden? Büyük Millet Meclisi'ne sormak lazım. Yani o dönemde İstanbul Valiliği'nin lise öğrencilerine karşı en ufak bir şey yoktu. Lise öğrencilerim okula gidiyordu, başörtüsü takıyorlardı, kimse zorlamıyordu. Hı hı. Ama anne ve babaları planlı ve bilinçli bir şekilde sürekli meclise geliyor, mecliste fotoğraf veriyorlardı. Şeyle alakalı olabilir mi acaba? Üniversite sınavında Türkiye birincisi dahi olmalarına rağmen kat sayı engeli yüzünden istedikleri üniversiteye gidememelerinin önündeki engeli kaldırmak için olabilir mi? Lise öğrencisiydi bunlar. Lise öğrencisi yani bir sene sonra üniversite adayı olacak. Üniversiteye girmiş değillerdi ki. Tamam. Üniversiteye gidemeyecekleri için meclis kapısını açılıyor olabilir mi? Efendim lise öğrencileriydi. Efendim? Üniversiteye girip girmeyeceği belli değil ki. Giremeyecek zaten. Yani Türkiye birincisi dahi nereden olsa kat sayı engeli yüzünden giremiyor. Nereden biliyorsun ki? Öyle bir engel yok. Var. Yok. ayrı Türkiye'leri yaşamış gibiyim gerçekten sizinle. Yok. Efendim kat sayı yüzünden
İmam Hatip mezunu bir genç Türkiye birincisi dahi olsa herhangi bir bölümü ilahiyat veya işte mesleki bir bölüm hariç tercih edemiyordu. Bu bir vaka maalesef. İmam Hatip mezunu bir valiyi ben yetki verdim. Vali yaptım. Siz İçişleri Bakanlığı döneminde yaptınız. Evet, hiç kimse buna karşı çıkmadı ki. Evet, o öyle demek şey ki daha evvel mezun olmuş ve katsayı o zaman alakası takılmamış yok. Yani. Hiç şey yok, hiç öyle bir şey yok. Ben yanılıyorsam seyirciler beni düzelsinler ama yaşadığımı söylüyorum. Maalesef keşke bunları yaşamasaydık. Şimdi süremiz de daralıyor. O yüzden biraz bu şeyi hızlandıracağım. Berna Yılmaz'ı, rahmetli Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı kaçırmaya çalıştınız mı? Böyle bir aptal soru olabilir mi ya? Ben sorayım da. Ya böyle bir soru olabilir mi ya? Nail Keçili denilen bir yakıştı mı ya sana? Eski bir iş adamının iddiası bu. Ya onun kim olduğunu biliyorsun. Yok, tanımıyorum. Nasıl? O zaman hiçbir şey, niye ben senin karşına geldim ki? Buyurun siz. Çalışman lazım ama bu soruyu sorarken onun kim olduğunu bilmen lazım. Kimdir efendim? Onun sırtında parayla bankadan parayı sırtında çıkarıp götüren kimdi? Ege Bank davasını diyorsunuz değil mi? Kimdi sırtında parayı sırtında taşıyan? Valla o konuyla ilgili kendisinin bir açıklaması var. Niye çıkarmış? İşte diyor ki orası genel merkez, Ege Bank'ın genel merkezi. Siz diyorsunuz ki sırtında parayla çıkarken yakaladık diyorsunuz. Kendisi de diyor ki genel müdürlüklerde para olmaz efendim, şubelerde olur diyor. Bu sona geliyor. Buyurun. Biliyorsun hırsız sırtına yüklemiş çuvalı. Polise çevir, dur bir dakika diyor. Duruyor. Abi neden duruyorum diyor. O sırtındaki ne diyor. Sırtımda ne var abi diyor polise. Onun sırtında bir şey yok. Kim koydu diyor sırtıma diyor, tamam mı? Senin sonunda böyle bir şey. Yani sırtına kim koymuş? Öyle bir şey olabilir mi? Berna Hanım'ın bize çok büyük şey oldu. Yani hizmetler oldu, katkılar oldu. Yemeğini yedik, suyunu içtik, çayını içtik. Berna Hanım çok iyi yetişmiş bir hanımefendiydi. Bizim genel başkanımızın da hanımıydı yani Mesut Bey. Ama Mesut Bey'in de sağlığı döneminde sizin hakkınızda bazı şeyleri var. Diyor ki Berna Hanım'ın diyor yurt dışına giriş çıkışları için diyor Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden diyor sürekli bilgi almış diyor. Çünkü özel bir uçakla Bursa'dan gidiyorlarmış daha çok Avrupa'ya, işte diğer ülkelere. Oradan sizin sürekli takip ettiğiniz ve açıkçası bunun rahatsızlık oluşturduğu ve hatta Mesut Bey'in kardeşi mi varmış, Turgut? Tabii Yılmaz'ı bilgilerim, da örümcek operasyonun içerisine sokmaya çalıştı diye Mesut Yılmaz'ın ifadeleri var. Efendim, hadi bunlar, Nail Keçili'yi geçtik. Bunlar tamamen yanlış bilgileri soru soruyorsun. Bunlar ben siz düzeltin, buyurun. Niye düzelteyim? Sen bunu öğreneceksin, bana soracaksın. Bunlar. Mesut Bey yaşamıyor artık, rahmetli oldu. Efendim, kim takip ediyor, kim dinliyor, onlara bakacaksın. Ben o zaman neredeyim, görevde miyim? Bilmiyorum. Sor bak. Görevde olduğunuz dönemi kastediyor. Yok, değilim. Diyor ki Berna'nın yurt dışına çıkışlarını kontrol altına almıştı. İzmir Emniyetinden birisine de talimat verip kardeşim Turgut'u da örümcek operasyonu içerisine almaya çalışmıştı. Örümcek operasyonu neymiş? Bilmiyorum. Çete operasyonu. Hiç alakası yok. Mesut Bey'e 2004 yılında yapılan röportajda sizin hakkınızdaki sorular soruluyor. O da Berna Hanım'ın bu kaçırılma iddiasını yalanlıyor. Bir dakika, sen söylüyorsun. Benim zamanım değil diyor. 2004 diyorsun. 2004'te soruluyor da anlattığı dönem 1999-2000'li yıllar. Sizin görevde olduğunuz zamanlar yani. Efendim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoksa ben sorumu cevabımı almış bulundum. Şimdi bu Adnan Oktar vakasına gelmek istiyorum hızlı hızlı. Çünkü bu konuyla ilgili ilk operasyon yapan isim sizsiniz. Doğru. Operasyonlar var, dinlemeler var, takipler var. Ve kapsamlı bir dosya var. Çok sayıda ismin gözaltına alınması gerekiyor. Adnan Oktar ve Oktar Babuna başta olmak üzere. Fakat bir türlü sonuç alınamıyor. Ne oldu o dönemde? Nasıl alınamıyor? Ya, o zaman beraat etmişler. Mahkeme gidiyor. Ben mahkeme kadı değilim ki. Ben onu soruyorum işte. Bütün belgeler nasıl kurtuldular? Bütün belgeler, onu mahkemeye soracaksın. Siz ne tespit etmiştiniz o zaman? Onlar hepsi adliyede var. Merak ediyorsan gidersin adliyeden, açar okursun. Tamam. Sayın Tanıtan, ben bu akşam şeyi alamayacağım sizden. Yok ama ben kadı değilim ki. Mahkeme
Bunları mahkeme yürütüyor. Mahkemeden gidip alacaksın, savcıdan, mahkeme başkanına gidip alabilirsin. O zaman daha net bir soru sorayım size. Buyurun. Siz operasyonları yürütürken şöyle bir ifade kullanıyorsunuz. Bugün kahraman gibi ortada gezenler vardı. İsim vermek istemiyorum. Gazeteciler, siyasetçiler, bürokratlar, milletvekilleri, iki dil bilen, iyi yetişmiş, eğitimli, varlıklı ailelere sahip gençler. Ve bu biz operasyonları yürütürken, bu mücadeleyi verirken bizi engellemeye çalıştılar diyorsunuz. Kimdi bunlar? O gün isim vermeyeyim. Parlamento üzerime çöktü. Bu çocukları, iyi çocukları bırak diye. Bir partiden miydi yoksa bu karışık partilerden miydi? Senin çok saygı duyduğun isimler de var. Ben bütün parlamenterlere saygı duyuyorum. Öyle mi? Saygı duyduğun isimler de var. Onların harici de var. Efendim, onlar gece gündüz parlamentoda bütün milletvekilleri iç içe yemeğe gidiyorlar. Orada beraberler. Her yerde beraberler. Örgüt mü? Adnan Oktar çetesi mensuplarıyla beraber. Ekibi, evet. Hatta onlar o kadar ileri gidiyor ki onlar şöyle bir kağıt rapor yazana kaç bin dolar para verdikleri falan belli. Kitaplar çırdılar onların. Hatta onlar diplomasi, bunlar kim diye bize sormaya başladı. Bunlar kim bu kadar güzel yazı yazıyor diye. Çünkü onlar Avrupa Birliği'nin, yani diplomasinin isteği şeklinde şey yazıyor. Ne hakkında raporlar yazıyorlar? Raporlar yazıyorlar. Ne hakkında yazıyorlar? Bilimsel makaleler falan ya, mı yoksa? Kendilerini tanıtan şeyler yazıyorlar. Suç işlemediklerini, onlar şey olduklarını. Lobi oluşturmaya çalışıyorlar. Lobi oluşturdular da. Etkili oldular mı bunda? Oldular ki dışarıdalardı. Dışarıda ikinci şeyde çıkamadılar işte operasyonda. İkinci operasyonda sizin yapmadığınız ne yapıldı da bu sefer tutuklandılar? Valla onu yapan arkadaşlara sormak lazım. Zor bir operasyon gibi duruyor sanki, değil mi? Zor bir operasyon gibi duruyor. Zor değil, o da gayet güzel bir operasyon. Operasyon demişken yine İçişleri Bakanlığınız döneminde hayata dönüş operasyonu gerçekleştiriliyor. Buna dair bir eleştiriniz var mı kendinize yönelik? Şunu yapmasaydık dediğiniz. Niye? Bilmiyorum. Cezaevleri tamamen işgal altındaydı. Savcılar cezaevine, savcıların hakimiyeti yoktu. Özellikle sadece bir afiş asmış çocuklar, afişten dolayı cezaevine girdiği için örgüt onları mahkemeye göndermiyordu. Aileler perişandı. Ve böylece hem çocuklar militanlaşıyordu, hem de dışarı çıkması gereken çocuklar oradaki örgüt liderleri tarafından örgüte kazandırıldığı için de onlar bir militan gibi dışarı çıkıyorlardı. Ve böylece cezaevi operasyonları çok projeli ve şeyli bir çalışmaydı. Jandarma Genel Komutanı cezaevleri bakımından uzun süre cezaevlerinin şeyine göre, yapılışına göre çalışmalar yaptım. Şeyden önce. Operasyondan önce. Yani nereden girilecek, ne yapılacak, nereye bakılacak gibi. Çünkü her cezaevinin mimari açısı, inşaat şeyi farklıydı. Ona göre çalışmalar yapıldı. Zayiat olmasın diye çok güzel bir çalışma yürütüldü demişsiniz. Evet. Çok güzel hazırlanmış bir projeydi. Ve acımasız bir müdahale değildi demişsiniz ama 28 kişi ölmüş. Ve ölenlerle ilgili kimyasal kullanıldığı iddiaları var. Onlar hepsi yalan. O zaman daha geriye dön plağı çek. O zaman Hollanda'dan, Belçika'dan oradaki bu liderleri sürekli mesaj gönderiyorlardı. Şöyle yapın, böyle yapın. Şunu yapın, bunu yapın diye talimatlar veriyorlardı cezaevindekilere. Unuttu mu bunları? Siz daha iyi hatırlarsınız. Ben de hatırlatıyorum işte sana. Bu akşam bana hatırlatma akşamı oldu gerçekten. Bununla ilgili tahkikat yaptınız mı mesela? Bu iddiaları araştırdınız mı? Gerçekten acaba böyle bir şey var mı? Sonuçta efendim, teşkilatta da yanlış... Onu yapan Adalet Bakanlığı. Ben İçişleri Bakanlığı sadece... Bunlar incelendi değil mi? Kamu görevi veriyorum. He? Bunlar incelendi. Bu iddialar incelendi. İncelenmez olur mu canım? Savcılıkların şeyinde, emrinde yapıldı bütün bunlar. Başka da bir sonuç çıkmadığına göre, evet. Demek ki.
devlet belgelerine temiz bir operasyon olarak artık tırnak içerisine geçmiş durumda. Şimdi son soru. Yine İçişleri Bakanlığınızın ilk yılında diyorsunuz ki emniyet istihbaratı kahvehaneye dönmüş durumda diyorsunuz. Ne demişim? Emniyet istihbaratı kahvehaneye dönmüş durumda diyorsunuz. Siyasi baskı yapmayın, ben bu sorunu çözerim demişsiniz ve bir başka açıklamada da JITEM benzeri bir yapının kurulmasının gerekliliğinden bahsetmişsiniz. Hiç öyle bir şey söylemedim. Vallahi kaynağım beni yanıltıyor mu bilmiyorum ama şuradan hemen şeyi bulmaya çalışayım, küpürü bulmaya çalışayım. Seyircilerimizden şöyle bir süre rica ediyorum. Şimdi burada da yalancı pozisyonu düşmeyelim. 11 Aralık 1999 İçişleri Bakanı Saadettin Tantan varlığı uzun süredir tartışılan JITEM'e benzer bir istihbarat örgütünün kurulmasını zorunlu gördüklerini söyledi. Jandarma İstihbarat Teşkilatı'nın kurulmasını öngören ve önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'na kabul edilen yasa tasarısını değerlendiren Bakan Tantan, kimse bu işten gocunmasın, jandarma böyle bir teşkilat olmadan nasıl istihbarat yapacak diye sordu. Daha sonra şimdi böyle bir durumda devletin de istihbarat mekanizmasının daha sağlıklı çalışması lazım. Jandarma kırsal kesime istihbarat yaparak çalışmalı demişsiniz. Efendim yine de söylüyorum. Türkiye'nin güvenlik mimarlığına ihtiyacı var. Türkiye'nin terörle mücadelede gerek güvenlik güçlerinin, gerek kolluk güçlerinin, gerek istihbarat teşkilatlarının yeniden görev tanım ve tariflerinin belirlenmesine ihtiyaç var. Özellikle kamu istihbarat teşkilatlarının dışında özel istihbarat teşkilatlarının kurulmasına ihtiyaç var. Laboratuvara ihtiyaç var. Araştırma enstitüsüne ihtiyaç var. Bunu hep söylüyorum. Bu yeni JITEM'ler doğurmaz mı ama? JITEM değil. Ya. Niye JITEM'e kafa takıyorsun? Bilmiyorum. O zaman kim başta söylüyor? Bana kızmıyor. İstihbaratsız görev nasıl olacak? İstihbarat şu anda da var. Emniyet İstihbarat var. Milli İstihbarat Teşkilatı var. Genelkurmay da var. Var mı? Var. Bildiğim var yani. Yok mu? Yok. Bu kadar işte Kuzey Irak'ta yurt içerisinde örgüt elebaşları etkisiz hale getiriliyor. Bunlar istihbaratsız mı oluyor? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nokta çalışması. Kafi değil. Yeni dünya düzeni, yeni teknolojik dünyada özellikle teknolojik çağın yeni dünyasında bunlar hiç kafi değil. Valla bizim geçtiğimiz haberlerde, daha doğrusu resmi kaynaklardan bize gelen haberlerde genelde şu ifade yer alıyor. Emniyet, istihbarat ve MIT'in ortak çalışması sonucu falanca terörist etkisi var. Yeni prediktif polislikten haberin var mı? Yok, bilmiyorum. Prediktif polislik, öngörebilir polislik. Önceden tahmin edilir bir polislik. Şimdi yapay zekayla yolda yürüyen kişi suç işleme şeyi mi, suç işleyebilir mi diye takip ediliyor. Hı hı. Batı ülkelerini kabul ettiği yapıda, Batı ülkelerinde özellikle yeni güvenlik mimarlığında yeni çalışmalar var, yeni teknolojiler var. Hı hı. Ona göre hukuki altyapılar yapılıyor, teknolojik altyapılar yapılıyor. Türkiye maalesef Avrupa güvenlik politikalarında buraya karar mercine giremedi ve girmek için çok uğraştı, giremedi. Türkiye'nin de güvenlik mimarlığını inşa etmesi gerekiyor. Terörle mücadelede, teröriste değil, terörle mücadelede altyapılara ihtiyacı var. Terörle mücadele etmesi için de Türkiye Başsavcılık Meclisi'nin kurulması gerekiyor. Orada hakimler, savcılar, uzmanlar, avukatlar, gazeteciler, televizyoncular orada olacak. Türkiye'nin algı, kirli algı, kirli bilgileri yerinde iman edecek, yerinde durduracak. Ve Avrupa'da Türkiye'yi kötüleyen, kötülettiren veya Avrupa'da Fethullah Gülen veya diğer terör örgütleriyle ilgili, PKK, YPG, diğer bilinen terör örgütleriyle ilgili, DHKPC ve diğerleri olmak üzere, bütün onların mal varlıklarına, ofislerine, bürolarına el konabilir hukuk zemininde, adalet zemininde uluslararası sözleşmeler var. Bu sözleşmelerin Türk hukuk sistemine girmiş kanunlar var. Özellikle kara parayla mücadele, terörün finansmanıyla mücadele, bununla ilgili OECD, Mali Eylem Gücü, FATF. Sayın Tantan, bu uluslararası hukuktan doğan haklarımızı teslim edeceklerini düşünüyor musunuz gerçekten Batı'nın? Yani bildiğim kadarıyla bir işte Sabancı suikastinin faillerini bile vermeyen Batı'dan bahsediyoruz. Hala teslim etmeyen Batı'dan bahsediyoruz. Türkiye dosyalar dolusu evrak gönderdi 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili.
FETÖ'cüleri hala teslim etmeyen Batı'dan bahsediyoruz. Efendim. Yine yapılabileceğini düşünüyor musunuz? Lafla istiyorsun, şeyle değil. Dosyayla. Mahkeme kararı isteyeceksin. Mahkeme kararları var zaten. Nerede var? Bayağı bir sürü FETÖ'cü hakkında mahkeme kararları var. Sen Almanya'ya gittin de Alman mahkemelerinde, Alman hukuku çerçevesinde, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklar bakımından gidip orada mücadeleni verdin mi? Dosyalar burada, şey burada diye yok. Konuşuyorsun. Benim bildiğim kadarıyla komisyonlar ciddi anlamda belgeyle başvuruları gerçekleştirdiler yani. Kime müracaat ettin? Ben duymadım. Muhatapları kimse. Ben duymadım. Söylüyorum ben. Terörle mücadele siyasetin görevidir. Dışişleri Bakanları ülkemize geldiği zaman en son işte bildiğim kadarıyla İsveç, Danimarka, Almanya geldiklerinde bu sorular onlara yöneltiliyor. Onlara verdikleri cevap, dosyaları inceliyoruz. İşte hukuk ne derse onu yapacağız. Ya, teslim edebiliriz, etmeyebiliriz. Hepsini geçtim. Ona çok gerek, eski bir vaka. Sabancı suikastinin failleri sıcak, hala Avrupa'da. Efendim, o sıcak sudan soğuk suya niye sokuyorsun? Uluslararası sözleşmeler var. Herkes taraf olmuş. Tamam. İmza atmış. Sen de taraf olmuşsun. Ondan doğan hakların var. Bu haklarını kullanmak için siyasi zeminde kullanacaksın. Diplomatik zeminde kullanacaksın, hukuk zeminde kullanacaksın. Bunu yapmıyorsun. Konuşuyorsun. Yap, kimse olamaz ki. Ne diyor şey? Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Cohen. Ne diyordu? Ne diyor? Efendim, PKK'lı Rıza Altun'dan şeye kadar hepinizin parası Amerika'da bizim şey sistemimizi zedeliyor. Mali sistemimizi tehdit ediyor, değer koyarız diye. Türkiye gidip o paraları koyabilir mi? Açabilir mi? Amerika'daki parayı Türkiye nasıl el koyabilir bilmiyorum ama. Hukuk zemininde. Girişimde bulundular mı bilmiyorum. He? Amerika geliyor sana el koyuyor da sen niye koyamıyorsun? Yani sözleşmeyle sabit parasını ödediğimiz F-35'leri teslim etmeyen Amerika'dan bahsediyoruz değil mi? Ben efendim, adalet zemininde koyacaksın ya. Adalet zemininde konuşacaksın. Yani şimdi özellikle Fransa'da biliyorsun şeylerin parası çıktı, açığa çıktı. Fransa ayağa kalktı. Dediler ki biz dedik ki şöyle böyle dedik, şöyle yapacağız dedik. Gideceksin orada el koyacaktın. Fransa'daki paraya el koyacağız. Evet. Ya inşallah o günlerde gelir. Ya şeyler var. Sözleşmeler var. Senin hukuk sistemine girmiş. Efendim o zaman gidelim. F-35'leri Amerika'daki hangarlardan çıkartıp ülkemize getirelim. Çünkü parasını ödedik yahu. Alabilirsin. Alabilirsin ya. Zor bir şey değil ki ya. Hiçbir şey zor değil. Efendim mücadele diplomatik zemininde, hukuk zemininde, adalet zemininde oluyor. Lafla mücadele olmuyor. Duvara konuşursan mücadele edemezsin. Yani bugün Türkiye'nin her tarafı çevrilmiş bir tehditler bakımından baktığın zaman. Özellikle bugün bir gazetede dikkatimi çekti, okudum. Yeni Çağ Gazetesi'nde. Sen de okudun mu bilmiyorum. Hangi haber? Haber eski bir milletvekili Azerbaycanlı. Doktor Gültekin Hacıbeyli galiba soyadı. O Gültekin Hacıbeyli çok iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, iyi yetişmiş. Ve Azerbaycan'ın yetiştirdiği çok nitelikli insanlardan birisi. Bu arada son dakikalara gidiyoruz. Biraz hızlı alalım da sözümüz yarım kalmasın. Gültekin şu anda mahkemelerde yargılanıp tutuklanmak üzere. Niye tutuklanıyor? Çünkü İran istihbaratının kullandığı bir kişi tarafından o diyor ki o şey ona şey eleştirmiş sosyal medyada. Diyor ki Atatürk'ü ve Elçi Bey'i eleştirdi. Sosyal medyada Atatürk'ü eleştiremezsin diye yazıyor. Yani sen Atatürk'te, Elçi Bey'de bunlar milli insanlardı. Bunları eleştiremezsin dediği için mahkemede yargılanıyor biliyor musun? Bunu nasıl söyledin diye. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz. Oysa baktığınız zaman Ermenistan kim koruyup kolluyor? Özellikle Amerika, Fransa, Avrupa Birliği ne almak istiyorlar? Buradaki çıbandan pay almak istiyorlar. Bunu çıban olarak kullanmak istiyor, pay almak istiyor. Evet. Siyasetin şeyi bu. Siyasette şimdi işte günlerimizde de kimler pay almak istiyor? Siyasetten
güneyimize hakim olmak isteyen güçler belli. O güçler orayı kaybetmemek adına Türkiye'nin Suriye ile birlikte olması, Türkiye ile Suriye birlikte karar vererek Skype kursanı yırttım attım, kilit mekanım İdlib'dir, yaşam alanım şeydir, Halep'tir demesi gerekiyor. Evet. Fakat onu bile dedirtmiyorlar iktidar sahipleri. Bu da ayrıca bir tartışma konusu. Bunu da Allah nasip ederse farklı bir programda ele alalım. Diyorum ki sen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli şeyler yapıyor ama devam ettirmiyor. Devam ettirmesi gerekiyor. Yaptığı şeyleri, ortaya koyduğu şeylerin devamı gerekiyor. Pekala. Devam ettirdiği takdirde de halka döndüğü takdirde ben inanıyorum ki Türkiye'yi bu bataklıktan çıkaracak olan, bu bataklığı bilen, bu bataklığı kurtaracak olan zihniyetten başkası olamaz. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için. Sert Sorular'da bu akşam konuğum eski İçişleri Bakanı Sayın Saadettin Tantan'dı. Aklımdan geçenleri değerli ekibimizin hazırladıklarını ve sizin merak ettiklerinizi sormaya çalıştım. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular yani bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı benim. Yuh. Red mi ediyorsunuz? Hatırlıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu Ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizin ne olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adım da atmış değil. Niye beni siz zorluyorsunuz? Okumayın anladım ben. Pardon yani. Siz de o kadar zorlamayın. İlginç.